Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum size. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutluyum. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Sağlık diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Şehit Kamil ilçemize bağlı Pir Sultan Mahallesi'ndeyiz. Pir Sultan Mahallesi muhtar adayı İbrahim Halil Polat'la birlikteyiz. Sayın Polat, merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Benim, hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çok iyi. Mahallemin bütün her şeyiyle ben, mahallenin sakinleriyle bu işin yoluna çıktım. Mahalle sakinleri beni bu işe gönderdiler. Bu işler gönül işidir, sevda işidir. Biz burada ne yaparsak mahallemizin için elimizden ne geliyse bu imkanların hepsini karşılamak zorundayız. Peki İbrahim Halil Polat kim? Kaç yıldır Pir Sultan Mahallesi'nde ikamet eder? Sizleri değerli izleyicilerimiz bir tanısınlar. İbrahim Halil Polat kim? Ben Gaziantep'liyim. Şehit Kamil Pir Sultan Mahallesi'nde 90'dan bu yana oturmaktayız. Ancak bizim köyümüz Bağbaşı Köyü. 90'dan bu yana da Pir Sultan Mahallesi'nde oturmaktayım. Pir Sultan Mahallesi'nde oturmaktayım. Yalnız burada biz siyasetin içinden geldiğimiz için sülalemizin hepsi siyasetten gelme. Bunlar çok önemli. Mahalle sakinleri de bize sen satan nasıl olsa siyasetle uğraşayım. Siyasetle uğraştığına göre de mutlaka bir yerlerde bir artı eksin olsun dediler. Biz de bu yola baş koyduk. Ben mahalle sakinlerinin hepsine teşekkür edeyim. Saygılarımı sunayım. Mahalle sakinleri varsa ben de varım. Peki mahalle sakinleri, siz siyasetçi bir aileden geldiğinizi söylediniz. Evet. Mahalle sakinleriniz dedi ki İbrahim Halil Polat, senin bürokrasiyle aran iyi. Mahallemize muhtar ol, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı daha çabuk çözersin, daha hızlı çözersin. Bize sağlıklı hizmetler yaparsın dedi. Sizi muhtar adayı ettiler. Mahallenizde, seçim gezilerinizde, mahalle sakinleriniz neler söylüyor size, neler paylaşıyor sizinle? Şimdi şöyle söyleyeyim Mehmet Bey, tabii ki mahallenin E'si bitmez. Ancak burada E'sik neyse, ben satan belediyeyle olsun, sayın valimizle olsun, müdürlerimizle olsun, yapmayacağımız bir iş yok. Bunu belirtelim. Biz siyasetten geldiğim için siyasetin ne olduğunu biliyoruz. Ha burada mahalle sakinlerin istedikleri neyse, bizim gücümüz neye yeterse biz bunda varız. Depemizine sünne sünne yaparız. Bunlar farklı bir şey. Ancak mahalleden tabii ki E'si biter mi bitmez. Buradan E'siklerimiz derken bizim bir acil ihtiyaçlar var. Acil ihtiyacımız şu anda bize söylenen Çetin Ahmet Caddesi'nde Şehit Kamil Hastanesi'nin karşısında bir üst geçit ihtiyacımız var. Bunu da daha evvel de biz bunu çok dile getirdik. Şu anda da Sayın Fatma Şahin Hanım Efendi bunu hemen hemen sözünü almış durumdayız. Bunu Allah'ın izniyle ne eder eder üstesinden geleceğiz. Ancak bir de 68 nolu caddenin üst tarafında 8 Şubat Mahallesi'ne bağlayacak caddede bir 13 evimiz var. Daha evvel de bunu biz buna dile getirdik. Ha şu anda bunlar götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Ne yapabiliriz, ne üstesinden geliriz? Bunlar da bizim en belli şeylerimizden, hizmetimizden bir olacak. Ne eder eder bunların da üstesinden geleceğiz yani. Peki hanımlar ne ister sizden? Gençler ne ister? Şimdi siyasetçiler seçim dönemi birçok vaatlerle çıkar seçmenin karşısına ama seçmenin de onlardan talepleri var. Özellikle gençler veya hanımlar sizden ne istiyor? Muhtar olursanız nasıl bir hizmet talepleri var? Şimdi gençler için en güzel yapılacak bizim şeylerimiz, kütüphanemiz falan şu anda yok. Ha ne olur bu
ileride bize bir sıkıntı olmaz. Allah'ın izniyle biz bunun onda belki çabalarız. Ne eder eder onlara bir kütüphane yapmayı taahhüt ederiz. Yani okuldan çıktıktan sonra boş zamanlarını boş harcayacaklarına en azından gider kütüphanede vakit geçirirler noktasında. Mutlaka, niye olmasın Mehmet Bey? Çünkü çocuk bugün niye bir yere gitsin? Kayfe köşesinde otursun, gitsin kütüphanede, kütüphanesinde derslerine, kitaplarına çalışır. Bu daha güzel olur yani. Hanımlar için de burada satan dikiş nakış kursumuz var. Bunun ötesine ne getirir bize, bizden ne isterler? Yüzme havuzu olabilir. İleriye dönük bunu. Yine sportif faaliyet. Aynen, bunu ne gerekirse Allah'ın izniyle bunu da üstesinden geliriz yani. Peki eğitim noktasında, sağlık noktasında sanırım bir sıkıntınız yok. Burada Şehit Kamil Devlet Hastanesi var. Eğitim noktasında sıkıntılarınız var mı mahallede? Eğitim noktasında sıkıntılarımız şu anda sıkıntı belki yok olabilir. Ama bir okulumuz belki olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bizde şimdi 2 tane okul var. Evet. Devlet tabii daha iyisini bilir. Okul 1 tane olursa bunda ne gerekirse elimizden çaba karşılayacağız. Bunu da Allah'ın izniyle yerine getirebiliriz yani. Peki şu anda sizin seçim büronuz maşallah bir siyasi partinin belediye başkanının seçim bürosu gibi kalabalık. Özellikle hanım bacılarımız gelmişler burada şu anda sizinle röportajınızı dinliyorlar. Ne dersin? Bir de onlara mikrofon tutalım mı? Niye olmasın Mehmet Bey? Şimdi onlar satan bizim kardeşlerimiz, bacılarımız, onlar varsa biz varız. Onlar yoksa bizim burada ne işimiz olabilir? Onlar için biz elimizden ne geliyse karşılamak zorundayız. Ne gerekirse onu yapmak zorundayız. Çünkü mahalle sakinleri senin yanında olmadığı sürece sen kime ne edebilirsin? Hiç kimseye bir şey yapamazsın. Sakinler yanında olmalı ki sen yol alasın, yol kat edesin, yola çıkasın. Yani bunlar sakinleri çok önemli. Evet, sizin de destek amacıyla geldiler değerli izleyicilerimiz. Hemen seçim bürosunda hanımlar var. Onlarla söyleşiyi getirelim ekranlarınıza. Efendim muhtarımız Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun dedi. Biz de aynı temenni ve dileklerle sizin Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bugün muhtarımıza destek amaçlı buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Halil Bey'i takdir ediyoruz. Eşi de benim arkadaşım. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi işini, gücünü, belki pazarını bıraktı, geldiler. Destek amaçlı. Demek ki bir yeri ve değeri var ki buradaki insanların gönlünde gelmişler. Bizim bütün desteklerimiz Halil Bey için. İnşallah alır. Verilen sözleri de yerine getirir. Tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. Peki. Sizler ben de mahallem adına destekliyorum kendisini. Mahallemize yeniliklerin geleceğini düşünüyorum. Arkasındayım, destekliyorum. Peki. Hanımlar neler söyleyecekler? Buyurun. Tüm desteklerimiz Halil Bey için. İnşallah kazanır, mahallemiz için hayırlı olur. Tek temelliğimiz bu şu an. Çok güzel. Böyle Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buraya geldiniz. Hanımlar destek veriyor. Mutlaka eşlerinize diyorsunuz değil mi? Halil Bey'i destekliyoruz. Diye. Evet, destekliyorlar. Hep birlikte beraber ailecek destekliyoruz. Peki. Size neler söyleyeceksiniz? Hahımıza hayırlısı oğlum. Hayırlısı. Destekliyik. Evladım gibi destekliyim. Arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım. İnşallah. Halil Bey. Belki mahallemize bir park yapılır. Belki bir şey olur. Bir daha mahallemiz hepsinden geri kaldı. Cin derelerine bak. Bizim mahalleye bak. Şehit Kamil Hastanesi'nin yanında bir araba koyacak yer yok. Belki bunlara bir çözüm gelir. Şimdi İbrahim Halil Polat diyor ki benim bürokrasiyle aram iyi. Ben siyasetçi bir aileden geldim diyor. Mahallem hak ettiği hizmetleri alacak diyor. Sizler de inanıyorsunuz değil mi buna? İnanmaz mıyık? Peki. İnanmaz mıyık? Arkasında. Teşekkür ederiz ablacığım. Siz ben eşiyim kendinin. Eşisiniz. Evet. Şimdi muhtarın kadın kolları başkanı. Bugün mahallenin hanımlarını toplamış gelmiş. Evet, sağ olsunlar. Allah razı olsun kendilerden. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Kendilerinin ayaklarına sağlık. Eşimin bu işi yürüteceğini de bileceğini de için arkasında durayım. Ne güzel. Mahallenin zaten hanımlarını almışsınız arkanıza. Evet, bunlar da eşlerini örgütlüyorlar evde. Sağ olsun eş dost bayağı bizi destekliyorlar. Çok şükür
Allah hayırlısını versin. Peki sizin de Dünya Kadınlar Günü evet, kutlu olsun. Sağ olun. Başarılar diliyorum sağ sizlere. Sağ teşekkürler ederim. Evet. Evet hanımlar çok tabii herkes aynı temennide, aynı dileklerde bulunuyor. Şöyle muhtarımı da görüntüye alarak buradaki hanımlar neler söyleyecek bize? Kısmet. Kısmet diyorsunuz. Oyunuzu vereceksiniz. Tabii canım. Değil mi? Tabii. Sizler de sonuna kadar arkasındayız. Muhtarımızın inşallah yeni yenilikler getirmesini istiyoruz. Peki sizler de başarılar diliyoruz. Güzel bir duygu. Eşiniz de tıpkı kadın kolları gibi çalışıyor. Bugün Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da birçok hanımefendi size destek amaçlı geldiler. Neler söyleyeceksiniz? Ya Mehmet Bey sen de takdir edersin ki tabii ki bir mahallede sevilmek çok önemli. Biz mahalleye 90'dan bu yana buradayız. Bizi 7'den 70 herkes takdir eder. Biz de herkesi takdir etmek zorundayız. Bir mahallemizden bir sıkıntımız yok. Tabii ki mahalle bizi tercih etmese bizim burada ne işimiz var? Mahalle bizi tercih etti ki biz bunda var dedi ki biz de bunda varık. Yoksa muhtarlık ile kolay bir şey değil yani. Sen mahalle halkına güvendin. Mahalle halkı da sana güveniyor. Mutlaka tabii ki. Yani mahalle halkına güvenmesen benim burada ne işim olabilir Mehmet Bey? Mahalle halkına 7'den 70'ine ben teşekkür ederim. Peki programımızın sonuna geldik. Buradan mahalle halkına son mesajlarınız ne olacak Sayın Polat? Mahalle halkına son mesajlarım ne olacak? Ben seçildiğim takdirde mahallenin 7'den 70'ini ayrım yapmadan, kimseye bir yan bakmadan ne hizmet getirmişsem bana oy versin veya vermesin. Herkese eşit davranacağım şeref üzerine. Peki hanımlar, bak kapalı spor salonları istediler gençler, işte halı sahalar istiyorlar. Ne diyorsun? Mehmet Bey şimdi 5 sene zarfında biz bu işi üstelersek, üstesinden gelirsek neden olmasın? Biz her şeye varız. Mutlaka onların taleplerini harfiyle yerine getireceğim. Peki bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim sana, ayaklarına sağlık. Değerli izleyicilerimiz, Pir Sultan Mahallesi muhtar adayı İbrahim Halil Polat'la yapmış olduğumuz söyleşiyi getirdik ekranlarınıza. Gerçekten mahalle halkından çok güzel bir destek var. İşte hanımlar burada Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da Sayın Muhtar adayımız bir etkinlik düzenlemişti. Hanımlara da mikrofonlarımızı uzattık. Farklı bir seçim çalışması. Burası tıpkı bir siyasi partinin belediye başkanı seçim bürosu gibi kalabalık. Mahallenin desteğini almış İbrahim Halil Polat. Bizler de kendisine başarılar diliyoruz efendim.